Yunuslar, Erenler, ben Cem Kerban. Nasılsınız? Bu hafta O Kim adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. İsa ruhullah ne diyor taliplerine? Bu halk, yani benim hakkımda ne diyorlar? Benim kim olduğunu söylüyorlar diye soruyor. Şimdi farklı farklı cevaplar veriyorlar. Yani her telden başka ses çıkıyor. Diyorlar ki bazıları sen Yahya'sın, Yahya peygambersin. Bazıları sen İlyas peygambersin. Bazıları yok, Yeremya peygambersin diyorlar. Peki diyor, o zaman başka bir soru soracağım. Siz kim olduğumu düşünüyorsunuz? Kim olduğunu söylüyorsunuz siz? Şimdi Petrus diyor ki sen Hak'tan gelen Hak oğlu Mesih'sin. Yani Mesih, hatırlarsınız söylemiştim daha önce. Mesedilmiş, seçilmiş padişah, şah, hükümdarsın. Yani anlamında söylüyor. Şimdi İsa diyor, evet diyor, doğru söyledin, ben oyum. Size bu sırrı açıklayan insan değil, direkt Hak size açıkladığı bu sırrı diyor. Ve bu olay beni çok düşündürüyor. Çünkü esas biz, siz, ben onun kim olduğunu düşünüyoruz. Ne söylüyoruz? Eğer gerçekten evrenin şahı, yani gönüllerin şahı ise biz gerçekten onun yolundan gidiyor muyuz? Yani biz gerçekten buna inanıp onun peşinden gidiyor muyuz? Biz onun talipleri miyiz? Evet. Neyse, o kim diye bir deyiş paylaşmak istiyorum. İsa bize bir soru soruyor. Hak'a göre kimim, ne diyorsunuz? Şah İsa bize bir soru soruyor. Hak'a göre kimim, ne diyorsunuz? Daha önemli bir soru soruyor. Siz kim olduğunu söylüyorsunuz? Daha önemli bir soru soruyor. Siz kim olduğunu söylüyorsunuz? Hala her kafadan apayrı bir ses, ayrı ayrı bir telden çalar herkes. Yok Yahya'dır, yok Yeremya, yok İlyas. Siz kim olduğunu söylüyorsunuz? Siz kim olduğunu söylüyorsunuz? Mesih'sin diye cevap verdi. Hak'tan Hak olusun diye söyledi. Petrus Mesih'sin diye cevap verdi. Hak'tan Hak olusun diye söyledi. İsa cevabını tasdik eyledi. Siz kim olduğunu söylüyorsunuz? İsa cevabını tasdik eyledi. Siz kim olduğunu söylüyorsunuz? Kervanım gönlüm önünde eğildi. Petrus'a sır açan insan değildi. Hak ona o sırrı açınca bildi.
Siz kim olduğunu söylüyorsunuz? Siz kim olduğunu söylüyorsunuz? Eyvallah. İnşallah beğendiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yani siz kim olduğunu söylüyorsunuz. Bu çok önemli. Yani eğer gerçekten hak olu ise, eğer gerçekten Mesih ise, yani Yüce Şah, ne yapmamız gerekiyor? Onun peşinden gitmemiz gerekiyor. Tabii onun sözüne itaat etmemiz gerekiyor. Onun istediği şekilde yaşamamız gerekiyor. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye gösterin ki bu beğeni düğmesi var ya, tıklarsanız beğendim anlamına geliyor. Kanalıma abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.